Meksiko'daki Templo Mayor yani Büyük Tapınak Müzesi'ndeyiz. Templo Mayor, Azteklerin baş tapınağına verilen isim ve bu tapınak müzenin hemen yanında yer alıyor. Bu tapınakta onurlandıran iki tanrıdan biri Tlalak'tı. Karşımızda Tlalak'ın kafası şeklinde seramikten yapılmış muhteşem bir kap var. Tlalak, yağmur ve tarımla özdeşleştirilmiş bir tanrıydı. Kaba baktığımızda çok güzel bir turkuaz mavisine ek olarak sarı ve kırmızı renklerle boyandığını görüyoruz. Bu güzel maya mavisi rengi tılalakla ilişkili bir renktir. Çünkü kıymetli olan şeyleri suyu ve bitki örtüsünü anımsatır. Birçok Mezoamerikan kültüründe çok değerli bir renk olarak kabul edilen bu mavi rengin dışında bunun tılalak olduğunu anlayabilmemizi sağlayan bir diğer şey figürün kocaman yuvarlak gözleri. Bir de ağzındaki sivri dişler. Bunlar tılalakın önemli karakteristik özellikleri. Müzedeki galerilerde dolaştıkça üzerinde bu kocaman yuvarlak gözler ve sivri dişler olan daha birçok obje görüyoruz. Bunların hepsinin tılalak olduğunu söyleyebiliriz. Tılalak sadece Aztekler için değil daha birçok Mezoamerikan kültürü için önemli olan bir tanrıymış. Antik tanrılarından biri olan tılalak, farklı kültürlerde farklı isimlerle anılmış ama kocaman gözler ve sivri dişler Maya ve Mixtec gibi diğer kültürlerde de aynı şekilde kullanılmış. Bu kap bir adağın parçasıymış. Kazılarda beraberindeki birçok farklı cisimle bir arada bulunmuş. Kap, Templo Mayor'un Tlalak'a ayrılmış olan kısmından çıkarılmış. Bu bir adağın parçası olduğu için Yanında deniz kabukları, mercanlar, deniz canlılarına ait iskeletler, kısacası suyla özdeşleştirdiğimiz bir sürü şeyle birlikte bulunmuş. Bunların hepsi Tlalak'ın ilgi alanına giriyor. Aztekler tapınağın inşası sırasında imparatorluğun kontrolü altında olan topraklarından bu temsili objeleri toplamışlar ve buraya gömmüşler. İmparatorluğun bir gölün ortasında bulunan bir adada kurulmuş olması çok ilginç değil mi? Müzenin penceresinden baktığımızda şehrin geri kalanını görüyoruz. Burası bir zamanlar bir gölün ortasında bulunan ve çok verimli topraklara sahip bir adaymış. Fakat göl geçen zaman içinde dolmuş. Yağmur ve tarımın çok önemli olması Tlaloc'un buradaki en önemli tanrılardan biri olmasını açıklıyor. Ve tabi Templo Mayor'daki iki ana tanrıdan biri olmasının sebebi de bu. İnsanların gölün kenarında bulunan Tlaloc Dağı'na dini ziyaretlerde bulunduklarını biliyoruz. Azteklerin Çinan tarımı yaptıklarını, yani gölün kıyısındaki toprağın yükseltilmesiyle elde ettikleri tarlalarda tarım yaptıklarını da biliyoruz. Templo Mayor'un Tlaloc'a adanmış tarafında bulunan objeler, Tonacatepetl yani besin dağı ile özdeşleştirilmiş ve tapınağın diğer tarafı, yani güneş ve savaş tanrısı olan Huitzilopochtli ile bir araya geldiğinde de ortaya bir savaş sembolü çıkmış. Suyla ateş bir araya geldiğinde savaş sembolü olan yanmış su ortaya çıkar ve bu sembol Aztek kültürünün özünde bulunan sembollerden biridir.